Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün sizlere bir okul alışverişi videosu çekiyorum. Biraz geç olabilir çünkü benim okul listem elime biraz geç ulaştı. Öğretmenlerimle tanışmam. İlk gün öğretmenlerim gelmedi. O yüzden ikinci güne aksadı işim. O yüzden ben de hazır yapmışken sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Ben bunu Kırtasiye Merkezi'nden yaptım. 85 liralık bir alışveriş. Fiyatlarını hatırlayabilirsem söyleyeceğim. Hatırlayamazsam da fişten bakacağım. Ama aslında fiyatlarına bakıp da almadım. Direkt sepete attım. Öncelikle şunu aradan bir kaldıralım bence. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane defter aldım. Bunların hepsi Metexa'nın. Hatta onun bir poşeti de var. Hepsi Metexa'nın. Üzerlerinde etiketler var çünkü bazılarını kullandım. Okula götürdüm, ben öğrenci olduğum için kullandım. Şimdi en üsttekinden başlayayım. Bunun deseni gerçekten çok hoşuma gitti benim. Böyle bir kış günü diyebilirim. Bir kış gününün özeti. Çok güzel bir deseni var. Üzerindeki yazılar ve arkasındaki yazı şiir gibi bir şey. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bu 96 yaprak ne defteriymiş? Bu sosyal bilgiler defteriymiş. Bunların fiyatı, bir dakika bakıyorum hemen, 96 yaprak spirale 3,75 fiyatı. Bir tane Türkçe defteri aldım, önünde time yazıyor, bu da baya hoşuma gitti. Çizgili bir defter bu. Ha, bu arada bu kareli bir defter. Bu da çizgili Türkçe defteri. Hatta yazı bile var. Bu da kaç yaprakmış bu? Bu da 96 yaprak. Bu da 3,75. Daha sonra İngilizce defteri. Bu 72 yaprak. %2,75. Ha evet, bir dakika bakıyorum. Bu spiral olmadığı için bunun fiyatı ve ismi farklı. Bizim çünkü İngilizce öğretmenimiz ya da hocamız spiralli istemedi. Bu da 2,75 bu. Ya güzel. Bu ise fen defteri. Bu da böyle çiçekli falan. Bu da 96 yaprak, bu da 3,75. Böyle çiçekli. Bu da fen defteri. Hatta yazı bile var. Daha sonra bu ne defteriymiş? Bu da şunun modelinden gibi. Üzerinde yazılar falan var. Bu da matematik defteriymiş. Bunu daha hiç açmadım. Yarın kullanacağım galiba. Bu da 96 yaprak. Böyle bu da yapraklı böyle. Pardon. Bu da 3,75. Ve son olarak din defteri. Bilişim defterini de almadım. Bakalım ne zaman alacağım. Din, kültür ve ahlak bilgisi defteri bu. 72 yaprak spiralli olduğu için bunun fiyatı 3 lira. Bu da böyle yapraklı falan. Daha sonra defterlerim bu kadardı. 6 tane defter aldım. Daha sonra 3 tane 1 liraya dosya aldım. 2 tane düz. Bunlar bunun kalitesine göre daha kalitesiz diyebilirim. Çünkü bu yani aslında daha kaliteli. Çünkü böyle şey daha kalın bunlar. Bu ise ince ama bana daha çok bunlar kaliteli geliyor. Bunlar çünkü hemen yırtılabiliyor. Şu dikişlerinden hemen yırtılabiliyor. Bunlar da 1 liraydı. Şurasında böyle çiçek gibi. Şöyle gösterebilirim. Burası da düz.
Bir de bunun turuncu rengini aldım. Bu da aynı şekilde buralarda çiçekler. Burası da böyle. Düz turuncu. Bir tane de aslında içinde hatta fotoğraf var. Böyle kız fotoğraf çekiyor. Emily olabilir. Daha sonra bir tane büyük boş. Bu ne kadar acaba? Bu 6 lira. Kaç yaprak? 30 yaprak. Büyük boy not defteri. Böyle not markasının. Bu 7,5 pardon. Çok özür dilerim. Not markasının 7,5 lira. Burada bir tuval var. Burada fırçalar. Burada da çizmiş falan. Bu neymiş? Yazmıyor. Bu da spiral yine. Beyaz bir defteri. Daha sonra poşete geçelim. Poşette benim her şeyimi, hani sulu boyam, pastel boyam, kuru boyalarım, keçeli kalemlerim, her şeyimi elimden alan yeğenimim. Gerçekten inanılmaz. Neyse. Her şeyi elimden aldı yeğenim. O yüzden ben de hepsini yeniden almasını açmak istiyorum ben. Çünkü yarın resim dersimiz var. Hatta bu videoyu ben yarın koyarım. Bugün resim dersimiz var diyebilirim ben. Bilmiyorum. Açabilirsem. Evet. Bu da Faber-Castell'in 12'li büyük boyu bu. Bunun fırçasını çok merak ediyorum gerçekten. Fırça sarı. Ben de ilk defa açıyorum. Gördüğünüz zaten zar zor açtım. Bunu hiç kirletmemeye çalışacağım fırçası. Aa, kazık gibi. Islatınca belki düzelir. Ama inanılmaz sert. Ben böyle sert fırçaları hiç sevmiyorum. Çok sinirime gidiyor. Çok ama renkleri güzel. Açık pembe olmamasını çok sevdim. Burada bir böyle bordo mürdüm rengi var. O çok hoşuma gitti gerçekten. Yeşil tonlar yine benim sevdiğim tonlar. Güzel. Sevdim yani. Bunun hakkında bir şey diyecek bir şeyim yok. Böyle. Bu ne kadar? Heh, onu unutuyordum. Bu 6,49 diyor. Yani 6,5. Şöyle şuraya atalım. Daha sonra pastel boyamı da elimden aldığı için pastel boyam da 12'li oyu pastel. Açamadım. Özür dilerim. Ah, elim. Elim acıdı. Açmayı çok seviyorum ama zor açıldıkları için beni sinir ediyorlar. Bak bu ne kadar da kolay açıldı. Bu renklerde umarım dağılmamıştır sallanmaktan diyecektim. Şöyle bu da bayağı güzel renkleri var. Bu şekilde pembesini özellikle yeşil tonları falan çok sevdim. Bu ne kadar? Hep unutuyorum. Bu ne kadar acaba? Hiç yazmıyor. Neyse. 4,5 civarındaydı diye hatırlıyorum ben. Daha sonra keçeli kalemlerim. Bunlar da keçeli kalem. Bunlar da 6,5 lira. Bunları da daha açmadım. Açmayı da düşünmüyorum. Bu şekilde. Bayağı güzel. Ben bu keçeli kalemleri uzun süredir kullanıyorum zaten. Çok severek. Bir de 12'li kalem tıraş hediyeli diyor ama ben burada kalem tıraş falan göremedim. Neden acaba? Aynen orada gördüm. Gördüm. 12'li renkleri de bayağı güzel zaten. Yine benim sevdiğim yeşil tonlar. Güzel yani. Bu da ne kadar?
4,5 lira. Bu da 4,5. Daha sonra etiket aldım renkli ama bunları açtım çünkü defterlerime yapıştırdım. Az önce de gördünüz şöyle miniyle. Bu 1,5'muş, 24'lü. Daha sonra bunu da açtım tabii ki bugün ihtiyacım oldu. Şöyle Faber-Castell'in bir tane beyaz olması gerekiyordu. Şey bu da bunu da açmadım daha. Bu da böyle bir silgi. Bu silgilerin fiyatlarını gerçekten bilmiyorum. 1 ya da 2 lira civarında olabilir. Zaten kırtasiyeler de aynı. 1 ya da 2 lira civarında. Bir tane beyaz. Evet, o da burada. Bir tane de beyazı var. 3 tane silgi var. Çünkü ben çok fazla silgi kaybediyorum. O yüzden. Tabii keçeli kalem, tükenmez kalem kullandığımız için son senelerde. Bu arada ben 6'ya geçtim. Son senelerde keçeli kalem falan kullandığımız için tükenmez kalem falan kullandığımız için bir tane daksil alma ihtiyacı duydum zaten. Bu da bilmiyorum bakalım. Bu da 2 lira. Bir tane uç. Bir tane daha olması lazım. 0,5 bu arada. Bir tane Uhu çıktı. Bu Uhu markasının normali. Ay. Uhu markasının normali. 3 lira bu. Geçeceğim. Bir şey yok. Daha sonra bir tane daha uç çıktı. Daha niye buradan şey acaba? Uhu markasının yine aşağı inmiyor bu. Ay. Bozuk çıktı. Aşağı inmiyor. Bu da sihirli olarak geçiyor. Mavi ucu bunun. Aa, çok güzel kokuyor. Mavi ucu ama kağıda sürdüğünüzde kayboluyor. Çok güzel bir ürün. İngilizce, Türkçe sözlük. Fihrist lazım olacak bu sene. Onu, o 2,5 ya da 4,5'tür. Kur'an-ı Kerim meali ufak boy cep boyu. Bu da 4,5. İki tane de uçlu kalem aldım. Bir de bayağı uzun sürdü bu arada. İki tane de böyle uçlu bir kalem aldım. Böyle bayağı. Güzel bunlar da yani. Severek kullanacağım. Ürünler oldu. Evet. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.